Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Daha önce planladığımız gibi bugün Antalya'da kampta olacaktık. Sizler de bizleri Antalya'daki çalışma kampımızda takip ediyor olacaktınız. Ancak Türkiye'nin gündemine atılan bir bomba, Türkiye'nin demokrasisine vurulan bir hançer, Türkiye siyasetine vurulmak isteyen kötü bir neşter yüzünden kampımızı iptal ettik. Dün takip ettiğiniz gibi Merkez Yönetim Kurulumuzu Esenyurt'ta topladık. Bugün de tüm milletvekillerimizle birlikte böyle bir kapasiteyi sağlayabilecek en yakın otelde kamp gündemiyle değil, o gündemi revize ederek, bu sıcak gündeme daha çok yoğunlaşarak ve önümüzdeki dönem milletin gerçek sorunları, başta ekonomi, hayat pahalılığı olmak üzere gündemleştirilmesi gereken konuları önümüzdeki bütçe takvimi dahilinde grubumuzla görüşmek üzere toplantımızı burada başlatıyoruz. Bugün tüm milletvekillerimizle sıcak gündemi konuşacağız. Yarın ve pazar günü de yine özel gündemlerle, yarın 31 Mart seçimlerinden sonra gelişen siyasi gündemi, partimizin 47 yıl sonra birinci parti olmasını, bunu muhafaza etmesini ve bunu geliştirerek devam etmemizin siyasi açıdan nasıl mümkün olduğunu ve vatandaşa dokunan siyaseti nasıl daha da güçlendirebileceğimizi konuşacağız. Pazar günü de daha çok bütçe odaklı, bütçe görüşmeleri ve vatandaşa bütçenin doğru aktarılması ile ilgili etkili, net ve sert siyasetin mecliste ve sahada nasıl takip edileceğini konuşacağız. Bir gözümüz Silivri'de, kulağımız, elimiz Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız bundan sonra Esenyurt'u hiç boş bırakmayacak, hiçbirimiz boş bırakmayacağız. Tabii buna yönelik süreçleri birazdan grubumuzla istişare edeceğiz. Gün içinde sıcak gündemler oldukça ya da kararlar belirginleştikçe grup başkan vekillerimiz bilgilendirme toplantıları yapacaklar. Tabii İstanbul'dayız ve güne Yüksel Çengel'in geçmişte İstanbul İl Başkanlığı görevi yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yapmış, Avcılar Belediye Başkanlığı yapmış Yüksel Çengel'in kayıp haberiyle uyandık. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Partililerimize başsağlığı diliyoruz. Bu kötü haber bizi güne başlarken gerçekten üzdü ve ümit ediyorum yarın da ailesiyle birlikte olma imkanımız olacak. Dün toplantı, MYK toplantısını ilçe başkanlığımızda Esenyurt'ta yaptık. Giderken Esenyurt'u yaşayarak gittik. Çıkarken de il başkanımızla ve Ekrem başkanımızla birlikte Esenyurt'tan ayrılırken adeta bu kente AKP'nin siyasi müdahalesinin dışında bir başka fırsatı ve bir başka hazımsızlığı nasıl yaşadığını da içinden geçerek gördük. Esenyurt, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilirken 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kazanıldı ve son günlerde sosyal medya paylaşımıyla da gündemde olan Necmi Kadıoğlu'na yönettirildi. 100 binin altında bir nüfusla teslim ettiğimiz Esenyurt'u 1 milyon nüfusla geri aldık 2019 seçimlerinde. Esenyurt içinden geçtiğinizde, girerken, çıkarken, içinde gezerken gördüğünüz Esenyurt kent suçları müzesi gibidir. Kent suçları müzesi. Bir kente yapılan her kötülük Esenyurt'a yapılmış. Küçücük parsellere sınırsız katların verildiği, blokların arasından rüzgarın geçemediği, inanılmaz yoğunluklar yaratıldığı ve o rantın
Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bile isteye göre kente karşı işlenen suçlara sessiz kalınmasına sebep olduğu bir yerdir Esenyurt. Esenyurt'un canına tak etti de 2019'da Esenyurt'u alıp bize verdiler. Ama Necmi Bey 2017'de istifa ettirilmişti. O dönemde ne vardı? Neden istifa ettiriliyordu belediye başkanları? Ya FETÖ'cüydü ya da yolsuzluk yapıyordu. Ama hakkında bir yargılama duyduk mu? Duymadık. Şimdi sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geliyor. Geri geliyoruz diyor. Evet geri geldiler. Esenyurtlar, Esenyurt'u bunların elinden aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kente suç işlemeden yönet diye verildi. Hazmedemediler. Ve ilk fırsatta geldiler. Yalanla, dolanla, iftirayla 10 yıldır parti üyemiz olan bir profesörü, bir kanaat önderini bir bölücü örgüt üyesi diye yaftalayıp Silivri'ye koyup ondan sonra da oraya belediye meclisinden bir vekil seçmek yerine kendisi elverişli, kullanışlı, sadakatinden emin oldukları, suç işletebilecekleri, Beyoğlu'nda da kaymakamlıkla belediyeyi aynı binada yönetip Beyoğlu'nu biz kazandığımız ertesi gün çıkın bu binadan diyen birisini getirip buraya kayyum diye atadılar. Ne olacak? Esenyurt'u yine onlar yönetecekmiş. Kente suç işlemeye, rantı yönetmeye geliyorlar. Oysa idealist bir kanaat önderinin iki kişiden birinin oyunu alarak bu suçlar işlenmesin, bu kent korunsun diye görev yaparken bunu yapıyorlar. Bütün Esenyurtlular biliyor ki 100 bin nüfuslu Esenyurt 1 milyon nüfus olurken, yapılırken hep o arsalara parsel özel imar değişiklikleriyle, o kirli ilişkilerle oldu. Esenyurt'u bu hale. Esenyurt bir kent suçları müzesidir. Bu müzenin kurucusu da Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetidir. AK Parti belediyeciliğidir. Hemen yakınındaki bir ilçeyi yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi yönetti. O ilçeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldi Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü ile Esenyurt sınırdır. Arasında uçurum vardır. Çünkü birisi kenti sevenlerin, bir tanesi kenti sömürenlerin yönettiği ilçedir. Esenyurt'a atanan kayyuma bu gözle de bakmak gerekir. Dün ve öncesinde yaptığım bütün değerlendirmeleri bir kez daha tekrar ederek bu değerlendirmeyi de Esenyurtluların ve milletimizin takdirlerini arz ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Soru varsa yanıtlayalım. Bir erteleme yaptık. Şöyle ki biz dün resmi olarak Adalet Bakanlığı'na görüşme talebimizi ilettik. Malum tutukluların cezaevinde milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi Adalet Bakanlığı'ndan bir prosedürün tamamlanmasıyla gerçekleşiyor. Onu dün mesai bitimine kadar tamamlanmadığı için ve bize bildirilmediği için bugün oraya gidip ziyarette bir aksaklık olmasını da istemediğimiz için Adalet Bakanlığı'nın gerekli prosedürü, resmi prosedürü tamamlamasını bekliyoruz. Bir kötü niyet ifade etmek istemem. Mutlaka dünün yoğunluğu içinde, mesai saati içinde onu yetiştiremediler. Bizim ilk mesai günü, biliyorsunuz bu ziyaretler mesai saati içinde yapılabiliyor. Pazartesi günü ziyaretle ilgili bir talebimiz var. Biz onu bugün de yeniledik. Adalet Bakanlığı tarafından bu işlemin yapılmasını bekliyoruz. Ondan sonra pazartesi günü sabahleyin Silivri'ye gidip sevgili başkanımızı ziyaret etme niyetindeyiz. Adalet Bakanlığı'ndan arkadaşlarımız iletişim halinde. Hepsi haklı gerekçelerini bize bildirdiler. Mansur Bey hatta sonrasında bir bizimle aynı duyguyla tertiplenmiş bir başka etkinliğe de katıldı. Değerlendirmesi de yaptı. Böyle belediye başkanlarına bir gün sonra şurada olun dediğinizde onların öyle bir gün sonra her zaman orada olma imkanları olmaz. Biz zaten
önemli mazeretlere ve belediye başkanlarının ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Ayrıca sadece 3 belediye başkanı yok. Yani belki belediye başkanlarımızın %60'ı katılamadı, %40'ı katıldı. Hani 150'nin üzerinde belediye başkanı buraya geldi. Gelemeyenler daha çok bu çağrıya uymamaktan değil, yaptıkları kamu görevini aksatmama sorumluluklarından. Buradan alalım, sizden aldık, bir de buradan alalım. Bundan fezleke gelecekse gelir. Yani ona benim söyleyecek bir şeyim yok. Vız gelir tırız gider ama şu kadarını söyleyeyim. Yılmaz Bey'in paylaşımını gördüm. Akın Gürlek üzerinden incinmişler anlaşılan. Bu arkadaşlardaki, bu AK Parti'nin hani nasıl söyleyeyim? Hani bu pişkinlik teşbihte hata olmaz. Hitler ve ekibinde olsaydı Ruslar gelip de Berlin'e dayanıp Berlin düşmek üzereyken koşarlardı toplama kamplarına ve onlara derlerdi ki arkadaşlar birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günlerdeyiz. Biz hep beraber Almanya'yız. Şimdi Berlin'e hep birlikte savunma zamanı. Hepimiz aynı gemideyiz derdi bunlar. Ya güç elinizdeyken düşman hukuku uygulayacaksınız. Başınız sıkıştı mı hadi bakalım hep beraber olalım diyeceksiniz. Sonra dönüp böyle işlere tevessül edeceksiniz. Eleştiri alınca ya sen iki kişiden birinin oyunu almış bir bilim insanını, bir kanaat önderini, bir profesörü, 10 yıllık parti üyemi, terör örgütü üyesi diye Silivri'ye koyacaksın. Sonra bu lafları duyunca incindik. Efendim yargıya talimat manasına gelir diyor. Arkadaş elindeki adam bumerang gibi atıyoruz atıyoruz geri geliyor. Yoyo gibi oynuyorsunuz adamla. Seyyar giyotin. Nerede ihtiyaç oraya taşıyorsunuz. Sonra dediniz ki aferin Akın görevini yaptın. Bu geldi yanınıza nefes nefese. Görevini yaptın Akın dediniz. Sırtını sıvazladınız. Hadi biraz da siyaset yap deyip bakan yardımcısı yaptınız. Sonra yeni kumpaslara ihtiyaç var. Sloganları yaparsa Akın yapar demişler. Yaparsa Akın yapar. Bir telefonla sana İstanbul'da ihtiyaç var. Hani siyasi olmuştu bu bakan yardımcısıydı. Başsavcı yaptılar. Utanma yok, sıkılma yok, ar etme yok. Sonra ona bu işe tepki gösterince incindik. Ya hakikaten akıl alır gibi değil yani. Akıl alır gibi değil. Çok şey söylenebilir de onlarla kavga edip gerçek gündemin dışına çıkmamak gibi doğru ve işleyen bir tutumumuz var bizim. Onu sürdüreceğiz yani. Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Belediye meclisi içinden vekil seçilecek. Belediye başkanı seçilmeyecek. Bunlar vekil atadılar. Örnek veriyorum. Yalova Belediyesi'nde belediye başkanı görevden uzaklaştırıldığında sırf çoğunluk AK Parti içinde diye belediye içinden vekil seçmişlerdi hatırlayın. Belediye içinden vekil seçtiler. Ama şöyle bir durum var. KHK ile düzenledikleri bir madde de terör olduğunda kayyum atayabiliriz diyorlar. O yüzden bir belediyemizi işte efendim şu gerekçeyle bu gerekçeyle terör deyip aldılar ki kayyum atayı. Çünkü Esenyurt Belediyesi'nde çoğunluk bizde. Bu kadar net ortaklık. Bu kadar net. Yani gerçekten hem yapılan işte bir utanmazlık var. Sonrasında devam ederken de milletin aklıyla alay eden bir küstahlık var. Açsınlar okusunlar. Peşi sıra 3 maddede yazıyor ne oldu. Esenyurt'taki bütün belediye meclis üyelerine siz de teröristsiniz diyorlar. Size bırakmayız. Biz kayyum atacağız diyorlar. Ama esas olan da bizim müteahhitlerin ihtiyacı var o arsalara o katlara diyorlar. Siz vermiyorsunuz diyorlar. Peki dün meydanda özellikle vardı. Eski CHP genel başkanı
Şimdi Sine Millet tartışmaları sosyal medyada her kriz anındaki çok popüler tartışmalardır. Ben dün Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda MYK toplantımız bitti. Çıktık, otobüsün üstüne konuştuk. Ben Kemal Bey'in de o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum açıkçası. Hani Kemal Bey'e cevaben söylenmiş bir şey değildi. Bu her kriz anında sosyal medyada Sine-i Millet'e dönün. Ama dün gördük ki sosyal medyada Sine-i Millet'e dönünü kışkırtan hesapların altında bu rejime yakın elverişli hesapların bunu kışkırttığı var. Oradan ben bütün muhalefete uyarıda bulundum. Sine-i Millet demek istifa et git demek seçime zorlamak için. Şimdi siz AK Parti'nin hele hele bu her şeyi yapabilme kapasitesini görüyorsunuz. Biz 140 milletvekili, 130 milletvekili istifa ettik ve erken seçime gidin biz çekildik dedik gittik. Anayasa diyor ki 90. günü takip eden pazar günü ara seçim yapacaksın. Sadece boşalan yerler için. Manisa'daki 3 milletvekili için yapılacak. Biz protesto ettiğimiz ve çekildiğimiz meclise girmek için bir daha aday da olamayacağız. Biz erken seçim istiyoruz, o ara seçim yapıyor. Siyaseten bir tavır koymuşsun. Çekildim dediğin meclise geri girmeye mi çalışacaksın? Giremeyeceksin. AK Parti, MHP o milletvekillerinin hepsini alacak. Milletvekili sayısı 400'ün üstüne çıkacak. Anayasayı referandumsuz değiştirecek güce sahip olacaklar. Sine-i Millet tuzaklaması, Sine-i Millet böyle el yapımı bomba gibi siyasete Sine-i Millet tartışması tuzaklıyorlar. Bizim Sine-i Millet ara seçim doğurur, felaket doğurur. Mecliste kalıp ama erken seçim için her mücadeleyi yapmak lazım. Biz erken seçim için mecliste, meydanda, sokakta, her yerde en sert ve en net mücadeleyi veriyoruz. Dozunu da arttırarak devam ettireceğiz. Erken seçime zorlamak vatanseverliktir. Sine-i Millet savunmak, tuzağa düşmek, tuzağa çekilmektir. Onu o nedenle açıkladım. Sayın Genel Başkan aslında kendisi bu konuyu bilir. Geçmişte de bu konuda itiraz eden değerlendirmeleri vardı. Ama maalesef sosyal medya odaklı bir takım arkadaşlar var. Sayın Genel Başkan'ın iletişimine katkı sağlayan. Onlar sosyal medyadaki tansiyon üzerinden böyle bir paylaşım yaptılar herhalde. Sonra Sayın Genel Başkan'ın Fikret Bile'ye bir düzeltmesini gördüm. Benim de dediğim Sine-i Millet demek ara seçimlik doğurmasın, erken seçim istesinler demek istiyorum demiş. O doğru. O yeni tanımlamayı kabul edecek olsak biz Sine-i Millet'teyiz zaten. Genel Başkanımızın anlattığı gibi. Erken seçimi zorlamak, vatandaşın sorunlarını konuşmak zaten milletin sinesindeyiz şu anda. Son soru alıyorum arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi seçime bugünden hazır durumda ve aday belirleme noktasında da en geniş mütabakatı sağlayacağız. Bizim 1,5 milyonu aşan üyemiz var. Bunun da üzerine çıkabiliriz. Bunu hep söylüyorum. Bu benim fikrim. Ben aday olmayacağım kendim. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Partinin yetkili organları var. Onlarda da tabii ki konuşacağız. Ama biz bunu en geniş mütabakatla yapacağız. CHP'nin birden çok seçenek konuşuluyor, o söyleniyor, bu söyleniyor. Aday sorunu yok. AK Parti'nin adayı kim? AK Parti'nin adayı kim? Erken seçim istemiyorlarsa Erdoğan aday olamıyor. Biz geç karşımıza diyoruz. Hodri meydan diyoruz. Gel diyoruz. Biz adayımızı hemen ilan ederiz. Ama gelmeyip kaçıyorsa, kendisi aday olmayacak demekse, kim aday olacak? Hangi damat? Hangi İçişleri Bakanı, hangi güç odaklarının kendi içlerindeki çeşmeyi, hadi birkaç aday söylesinler de dinleyelim. Son, gerçekten son, gitmek zorunda. Vallahi kafa karıştırıyor bu operasyondan sonra hedefte İBB mi var? Şu kadarını söyleyeyim, kafaları hiç karışmasın, alınlarını karışlarız. Alınlarını.
Teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.